Ve iyi haberlerde sıra. Sevgili seyirciler, Eskişehir son 10 yılda o kadar değişti ki görenler tanıyamaz oldu. Denizi olmayan şehre İstanbul'dan, Ankara'dan yaz kış turist gitmeye başladı. Kanalizasyona dönüşen Porsuk temizlendi, şehir heykellerle donatıldı. Tüm bunları Eskişehir'e iki üniversite kazandıran Yılmaz Hoca yaptı. Gondollar, kanallar, köprüler, şehrin her tarafını dolaşan tramvaylar, heykeller. Kime sorsanız der ki Eskişehir'de bunların hepsi hocamızın eseri. Yılmaz Büyükerşen'in yani. Büyükerşen 3 dönemdir Eskişehir'in belediye başkanı. Daha önce de Türkiye'nin belki de en modern üniversitesi Anadolu Üniversitesi'nin rektörüydü. İçinde yüzerek büyüdüğü Porsuk kirlenmişti, kötü kokuyordu. Porsuk aslında kaybedilmiş bir çaydı, akarsuydu. Çok kirletilmişti vaktiyle. 2,5 metre yüksekliğinde balçık birikmişti içerisinde. Akademi başkanlığım döneminde de hep Porsuk'un nasıl ıslah edileceğini yerel yöneticilere, politikacılara anlatıyorduk. Ama ya anlamak istemiyorlardı ya yapılamaz iş diye düşünüyorlardı. En sonunda bari ben yapayım dedim. Bari biz yapalım dedik. İşte belediye başkanlığına soyunduk. Biz 26 köprü yaptık yaya ve taşıt köprüsü olarak. Porsuk'un. Yani, tabii doğu batı doğrultusunda. Gondollarsa Porsuk'a Venedik havası katıyor. Her gelen en azından bir kere bir Porsuk turu atıyor. Pavarotti'yi falan filan da dinlemeniz mümkün. Venedik'tekilerde yoktur ama bizimkiler CD şeyi çalar yerleştirdiler. Küçük motorlar, botlar falan alırlarsa Porsuk'un kenarındaki evlerin etrafındakiler kenarlara araçlarını bağlamalılar. Yani botlarını veya sandallarını veya işte motorlarını neyse bağlamalılar. Ve o gözükmeli böyle sahilin iki tarafı, Porsuk'un iki sahilinde demirlenmiş vaziyette. O zaman tabii idealimdeki Porsuk olacaklar. Eskişehir yalnızca gondollardan ya da kanallardan ibaret değil, büyümeye devam ediyor. İşte arkamda Harikalar Dünyası'nın şatosu var. 17 adet kule var bu şatoda ve bütün kuleler Türkiye'deki bir minareyi ya da kuleyi temsil ediyor. En büyüğünü arkada durana bakınca Galata Kulesi'nin aynısı olduğunu görüyoruz zaten. Ben çocuklar değil sadece büyüklerin de çocuklarıyla beraber hoşça vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Her sene bir tema ilave edeceğiz buraya. Yapay gölette ise balıkların, telesiyejin, ördeklerin yanında bir de korsan gemisi bulunuyor. Anadolu'nun ortasında denizsiz bir şehirde duran bir korsan gemisi. Bu tarihi korsan gemisi de sadece çocuklar için Harikalar Diyarı'nın yalnızca bir unsuru. İşte o dönüşümün en iyi hissedildiği yerlerden biri de burası, Odun Pazarı. Odun Pazarı, Eskişehir'in en eski evlerine sahipti fakat zamanla evler harap oldu ve bu şekilde tekrar yenilendi. Osmanlı'nın rengarenk evleri geri geldi. Neden Eskişehir'e geldin? Çok metini duyduk hakikaten sanat açısından. Görülmeye değer Avrupa'yı bir şehir olarak gördüm. Biraz Paris'ten, biraz Venedik'ten. Her belediyenin bence buraya gelip Büyükerşen'den öğrenmesi lazım. Tüm bu güzelliklere rağmen Yılmaz Hoca yapmak istediği birçok şeyi de yapamıyor. Maalesef hükümet kendisinden olmayan belediyelere söylemlerinin aksine gerekli yardımı, gerekli desteği vermiyor. Sevgili seyirciler, yarın akşam saat 19'da Show TV ana haber bülteninde yine birlikte olmayı umuyoruz. Hayatı paylaşmak için mutlu akşamlar efendim.